yüzyıldan beri dedem babam bu köyde yaşamışlar, bu köyde ikamet etmişler. Ben de bu zamana kadar bu köyde ikamet ediyorum. Ilısu Barajı nedeniyle köyümüz su altında kalacak. Biz bu yeni yerleşim yerine taşınmak zorunda kaldık. Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü tarafında yeni yerleşim merkezi tespit edildiği yeri parsellendi. Tapularımız verildi, kura çekildi, tapularımız verildi bize. Bu ihaleyi müteahhide vermişler, bir taşeron müteahhide vermişler. Müteahhit de gevşek davranıyor. Şorun su işte yollar yapılsaydı, su çekilseydi, elektrikler çekilseydi buraya, enerji verilseydi daha uygun olurdu. Biz normal bir hayat yaşardık. Televizyonlarımız yok, ne bir haber dinleyebiliyoruz, ne bir su içebiliyoruz, ne bir yemek, bir şey dolaplarımız var da kullanamıyoruz dolapları. Ceyran olmadığı için dolapları da kullanamıyoruz. Perişanız işte. 2019'da bu köyün tamamen yapılması ve Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü'ne teslim edilmesi lazımdı. Köy ihtiyar heyetine teslim edilmesi lazımdı. Bugüne kadar arada 4 ay zaman geçmiş. Hala yarı işler, köy işleri yarı yoldadır. Su çekilmemiş, elektrikler gelmemiş, yollar tamamlanmamış, altyapı, kanalizasyon hepsi yarı yoldadır. Ne zaman biteceği de belli değil. Biz müteahhidi haftalarca peşinde koşuyoruz, yakalıyoruz diyor, tamam. Elimizden gidiyor, bir ay sonra göremiyoruz adamı. Yetkililere biz defalarca ben Bayındırlık'a gittim, Çevre Şehircilik Şube Müdürlerine tanışıyorum. Diyorlar biz de yapacağımız bir şey yok, biz müteahhide vermişiz. Müteahhit de muhatap olun, müteahhit de sağa sola kaçıyor. Devlet tarafından, yetkililer tarafından, Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından müteahhidi sıkıştırıp baskı yapıp bir an önce işin bitmesini istiyor, talep ediyoruz. Şu an çadırlarda yaşıyoruz. Çeşmeden, dereden su taşıp kullanıyoruz. Bak, fıçıyı doldurmuşum su. Görüyorsun, banyo fıçısını doldurmuşum. Burada su, burada bidonlarla getiriyorum, dolduruyorum buraya. Kendi imkanlarımla burada bulaşığımızı, suyumuzu, çayımızı buradan temin ediyoruz. Hayvanlarımız var. Hayvanlarımız çoban götürüyor. Akşamları götürüyoruz, derede soluyoruz. Getiriyoruz, çadırlara koyuyoruz. Artık 24 saatte bir sefer su içiyor. Mesajımız yetkililerden bir an önce bize el atması lazım. El atmaları ricada bulunuyoruz. Bize yardım etmeleri talep ediyoruz. Biraz önce huzura kavuşmamızı talep ediyoruz. Yetkililerden ricamız budur. Gelen yok, giden yok. Şu yeni yerleşim... Hani ne su var, ne elektriği var, ne altyapısı var, ne hiçbir şeysi yok. Buraya 18 aile yerleşecek, 18 tane yerleşecek buraya. Suyumuz yok, elektriğimiz yok. Elektriğimizi kesmişler, bize elektrik yapılmıyor. Suyumuzu yapılmıyorlar. Devletten destek istiyoruz, bir an önce su gelsin. Bizi köyden baraj nedeniyle çıkardılar. Biz çadırda şimdi yaşıyoruz. Bizim imkanımız yok. Hayvanlarımı satmışım, mazota vermişim, eşyalarımı buraya kadar taşımışım. Sirt'e gitme imkanımız yok. Elektriğimiz o ayın 18'inden beri kesmişler. Şimdiye kadar diyor, müracaat ediyoruz, diyoruz yarın ertesi gün gelip yapacağız, bakan kimse yok. Biz suyumuz yok diyorlar, bu hafta suyu yapacağız, bakan yok. Gidip Bayındırlık'a başvuruyoruz, Bayındırlık diyor, bırakın müteahhit kaçmak üzere. Bizim halimiz perişan. Biz burada nasıl suyumuz yok, elektriğimiz yok, nasıl yaşayacağız?
Ilısu Barajı'ndan kaynaklı oluşan bir mağduriyet var Demirkaya Köyü'nde. Gelip vatandaşlarımızı dinledik. Maalesef devlet bir yatırım yaparken normalde o yatırımın amacı vatandaşına hizmettir, vatandaşına fayda sağlamaktır. Ama kurumlardaki aksaklıklardan kaynaklı şu an bir mağduriyet oluşmuş. Köylülere zamanında ne zaman köyden çıkacakları bildirilmediği için bir anda işte TEDAŞ gelip elektriği kesmiş veyahut gerekli yeni yerleşim birimi yapılmadığı için gelip bu şu an gördüğünüz içinde olduğumuz çadırlar kendi imkanlarıyla yapıp şu an burada kalıyorlar. Bu da 21. yüzyıl Türkiye'sine yakışmayan bir tablodur, acı bir tablodur. Yani devlet işte bizim ekonomimiz iyidir gibi açıklamalar yapmaktadır. Ama ekonomideki iyileşme halka yansıdığı zaman önemlidir. Eğer oradaki iyileşme şu an bulunduğumuz mevki itibarıyla bu köydeki vatandaşa yansımıyorsa bu sıkıntılıdır. Bu köydeki herhangi bir vatandaş İstanbul'daki bir vatandaştan devlet açısından farklı olmamalıdır. Yani devlet onlara eşit ve adaletli bir şekilde yaklaşmak zorundadır. Devlet kendi vatandaşını düşünmek zorundadır. Onun yeni yerleşim birimini bir kuruma atfedip, bir kuruma bırakıp sonrasını takip etmemezlik edemez. Yani şu an burada gördüğüm en büyük sıkıntılardan bir tanesi, köylülerin de dile getirdiği, devletin gerekli denetimi sağlamayışıdır. Evet, bazı kurumlara bu meseleyi bırakmıştır ama o kurumlar aksaklıklar yapmışlardır. O kurumlar mağduriyetler oluşturmuşlardır. Şu an bu çadırda kalıyorlar ve bu çadırlarda elektrik yok. Bu çadırlara gerekli su şebekesi çekilmemiş. Bu yeni yerleşim birimine gelecek olan yol yapılmamış. Siirt'ten bu tarafa geçişi sağlayacak bir köprü çok rahat bir şekilde yapılabilecekken, yani bugün Karadeniz'deki çok engebeli olan yerlerde yapılan otoyolları görünce, tünelleri görünce, burada çok daha az bir masrafla yapılabilecek bir köprü yapılabilirken yapılmamış maalesef. Şimdi devlet bu tür durumları oluşturduğu için vatandaşlar mağduriyet yaşıyorlar. Bu mağduriyetleri bir an önce gidermek gerekir. Yeni yerleşim birimi için ne gerekiyorsa, hangi kurumlar yapması gereken neyse onu yapmalıdırlar, yapmak zorundadırlar. Hüdapar İl Başkanı olarak devlete ve gerekli birim ve yetkililere çağrımdır. Bir an önce buradaki mağduriyeti gidersinler, buradaki yeni yerleşim birimini oluştursunlar, buraya gerekli su ve elektrik şebekesini çeksinler. En azından şimdiye kadar oluşan mağduriyeti giderme adına daha hızlı bir hizmet getirmeleri gerekiyor.